Unuttum acıları, geçmişte kalsın. Her sabah uyan aşkla bak gözlerime. İki yaralı yürek bir olduk isteyerek. Umutla, unutma. Sen kalbimin emrisin, son güne dek benimsin. İlk defa böyle sevdim, anla. Aşk varsa umut vardır, korkma. Sar canını canıma, bırakma. Sımsıcak yuva olsun ve bu an sonsuz olsun aşkla. Aşkla. Aşk varsa umut vardır, korkma. Sar canını canıma, bırakma. Sımsıcak yuva olsun ve bu an sonsuz olsun aşkla. Aşkla. Ablam. Sağ ol kızım. Abla, çok ağrın var senin. Doktora gidelim istersen. Yok, kızımı aradım, geliyor ya işte. Of, ben anlamadım ki. Nasıl düştüm ya? Yerde temiz ama terliklerin altı mı kaygandı acaba? Bilmiyorum. Belim zaten sakattı. Şimdi üstüne bir de düşünce hep iş çıkarır başıma zaten. Tamam, kıpırdama. Kızın gelince daha iyi olursun belki. Umarım, umarım. Ben şunu götüreyim. Efendim Cihan. Zeynep, iyi misin? Sesin kötü geliyor. Ya annem. Ne oldu annene? Ya annem düşmüş de ona gidiyorum. Ben de geliyorum. Hayır hayır, gerek yok. Ben kendim hallederim. Zaten seni hep işinden alıkoyuyorum. Merak etme, ben bakarım başımın çaresine. Alo Murat. Ne demek evi boşaltmışlar? İyi de neredeler? Alper'den de Sıla'dan da biz yok mu yani şimdi? Allah kahretsin. Tamam, ben hemen geliyorum. Geliyorum şimdi, hadi. Uyuyorum yine sabah oluyor. Uyumazsan güzel yüzüm soluyor. Seninle önemli bir mesele konuşmamız lazım. Melis şu anda... Hangi hastanede doğum yapacağımı karar vermemiz gerekiyor. Melis, daha doğuma çok var. Evet var, var ama ne kadar erken karar verirsek ben kendimi de bebeğimizi de o kadar güvende hissederim. Sen şu an bu dönemde birazcık yoğunsun diye ben bu süreçte birçok araştırma yaptım senin için. Sağ ol ama benim için fark etmez. Sen kendini nerede rahat hissedeceksen orayı seç. Seçelim. Yani bütün acıyı ve sancıyı ben çekeceğim ama sen de benim yanımda olacaksın, doğuma şahitlik edeceksin değil mi? Nasıl yani, anlamadım. Doğum anında eşlik edeceksin bana değil mi Ege? Bence girmen lazım oğlum. Niye düşünmüşsün bunu gelincik? Yani Ege erken diyor daha ama. Hiç de erken değil.
Böyle durumlarda erken karar vermek iyi olur. Ege, gidiyor musun oğlum? Yani gerekirse girerim. Gereklilik meselesi değil ki bu. Baban olacak hayırsız iki doğumumda da şehir dışındaydı. Ben yalnız doğum yaptım. Ah, çok üzüldüm ya. Gerçekten mi? Kim bilir kimin yanındaydı baban. Sen karının yanında ol. Onu yalnız bırakma oğlum, tamam mı? Ama sanırım Ege, ben doğum yaparken Zeynep'in yanında olmak istiyor. Yani tıpkı şu anki gibi bedeni burada ama aklı Zeynep'in yanında. Geliyor. Dur abla, kalkma. Ben açarım. Sen kimsin? Ben Ceylan. Annenin arkadaşıyım. Allah Allah, annem senden hiç bahsetmemişti. Sonra anlatırım bunu. Annen çok kötü düştü. Nasıl oldu? Ben de anlamadım. Bir ses geldi. Bir gittim mutfağa, yerde yatıyordu. Sen geç istersen. Annem? Annem nereye? Ben oraya gidiyorum, ormana. Anne, ne ormanı? Ya yengem demedi mi sana? Ben gelmeden bir şey yapma dedi. Duramıyorum Hülya. Bakmam lazım, gideceğim. Alper orada mı? Alper duruyor mu? Yani gözlerimle görmem lazım. Tamam anne, dur ben bir arayayım, olur mu? Belki Ferah yengem bir şey bulmuştur. Vallahi ben Ferah'ı falan bekleyemem Hülya. Dur dur, bak çalıyor şimdi, dur. Anne, nasıl oldu bu iş? Yani Naciye teyzenin nasıl razı oldu benim kuzeyle evlenmeme? Nasıl ikna ettin onu? Bilmek istiyor musun? Evet. Alper, bırak kadını! Bırak şunu! Dikkat et! Gidim sana! Bırak! Bırak! Bırak, Allah'ın cezası bırak. Bırak be kadın. Bırak. Şimdilik şunu bil yeter. Bundan sonra Naciye ömrü boyunca benim elimde. Nasıl? Bundan sonra bu evin hakimi o değil, benim. Naciye ben ne istersem onu yapacak.
Nedir son durumlar? Alper ortalarda yok. Kirayı da ödememiş. Ya nasıl ödememiş Murat? Annem Alper'i görmüş, Cavidan'ı tehdit ediyormuş. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Peki ya Sıla? Ev sahibi günlerdir onu da görmemiş. Ya, ya kafayı yiyeceğim. Nereye kaybolmuş olabilir? Hiçbir iz yok mu yani? Eşyaları da ev sahibi atmış. Ailesinden bir iz yok değil mi? Polis araştırıyor hocam. Bize bakıyor. Uyu yavrum yine sabah oluyor. Ya tabii ki aklım Zeynep'te Melis. Annesinin beli zaten sakattı. Kadın yine düşmüş. Ne olmuş ki kadına? Bir anlatın bakayım bana. Ya Gönül teyze düşmüş. Zeynep'i aradı. Zeynep de bugün olanlardan sonra yalnız gitmek istedi. Bugün ne olmuş ki? Anne boş ver ya, uzun hikaye. Ah yok, hiç de uzun hikaye değil Belkıs anneciğim. Yani Zeynep yine Ege'yi yanına çağıracak, çekecek bir bahane buldu. Hatta bugünkü bahanesi de pencere kolu. Ne? Melis. Ne? Ne ya? Hayır, yalan mı? Ya kız sürekli bir sorun çıkartıyor, farkında mısın? Şimdi de annesinin beli incildi diye aklın onda. Melis. Ay Allah aşkına çocuklar ya. Şunlar için tartışmaya bile değmez. Uy. Anne o ne demek ya? Oğlum bu kadın yılan, yılan. Yok artık ama ya, ayıp. Ayıp. Efendim İsmail Bey. Ege, seçme bizi. Evet. Kim bu İsmail Bey? Müvekkili galiba. Neyse ne, tamam. Sen gönül yılanı dedin. Ne oldu yine, ne yapmış, ben ne kaçırdım? Ha, yok bir şey canım. Yani yeni bir şey yok. Bak bu ara gönül lafı çok dönüyor. Yine bir şeyler var. Sen anlat bana. Ay, yok dedim gelincik. Allah Allah, yok. Evet, evet. Alper Hakkınar. Onu bulmamız lazım. Evet Timuçin. Bu arada sen adliyeyi de soruştur bakalım, üzerinde bir suç duyurusu falan var mı? Tamam canım. Gerçi bak göreceksin. Bu durum benim dediğim gibi çıkacak ama neyse. Aa, tabii tabii. Hastaneleri de soruştur. Tabii ki kimliğini değiştirmediyse. Tamam canım. Hadi haber bekliyorum senden. Merhaba. Peroş. Hı? Ne oluyor burada ya? Neyse. Öğreniriz. Al kızım bunu, odaya götür. Hayrola Naciş'im? Nereye böyle? Sen niye merak ettin ki? Hem sana ne canım? İşin vardır senin. Hadi anne yürü. Aa bana bak. Sen hiç iyi görünmüyorsun. Sen... Bir şey mi oldu? Niye merak ediyorsun o kadar? Ay senin işin gücün yok mu? Hadi anne gidelim biz. Hadi. Naciş, yanlış bir şey yapmayayım mı? Annem yanlış hiçbir şey yapmaz. Birilerinin tuzağına düşmesine izin vermeyiz biz. Anlamadım. Diyorum ki, hani sen Bahar'la Kuzey evlensin istiyorsun ya. Annem de Kuzey'le konuşsun diye baskı yapıyorsun. Onu diyorum işte. Aa, aa, aa. Allah kuru iftiralardan sakınız. Naciş'im. Sen öyle mi anladın? Aşk olsun. Ben bir onunla yalnız kalayım. Ona her şeyi anlatacağım. Ben onun gönlünü alırım, değil mi? Yok.
Siz ne konuşacaksanız burada konuşacaksınız. Bak Hülya'cığım, bizim Naciye Hanım'la aramızda özel bir ilişki var. Kimseye anlatamayacağımız şeyler var. Kimseye söyleyemeyeceğiniz şey, annemin Alper'i öldürmesi mi? Sen sabah oldu. Uyuyamadım. Sen hani uçaktaydın ya. Senin inmeden gözümü kırpamadım. Geldim işte. Korkacak bir şey yok. Nasıl korkmam? Ta bulutların üstünde küçücük bir kutunun içindesin. Bir saat değil, üç saat değil. Haritadan da baktım. Ta okyanusu geçmiştin. Nerelerden geldin? Ya bir şey olsaydı? Bak olmadı. İşlerimi hallettim, geldim. Çok şükür. Peki ya nasıldı oralar? Havası nasıl, suyu nasıl, insanları nasıl? Bizden farklı mı her şey? Öyle çok merak ediyorum ki başka memleketleri. Ne yerler, ne içerler, bizden farklı neleri var? Aslında bambaşka şeyleri var. Gezip görmen lazım. Ben kusura bakma, işten güçten fırsat bulup sana hediyelik bir şey alamadım. Olsun canım, ne kusuru. Sen geldin ya, bu yeter. Ha, bir dakika, bir dakika. Böyle bir şey var. Bak bu oraların şekeri, al. Hep saklayacağım. Saklaman için vermedim, ye bir tadına bak. Olmaz. Kıyamam ki. Ömür boyu saklayacağım. Kuzey. Alper. Alper ölmüş. Ne? Ne diyorsun sen, Murat nasıl ölmüş? Ev sahibi aradı şimdi. Kahvede duymuş, bir cinayete kurban gitti demişler. Kim öldürmüş, yok mu başka bir şey? Kimse bir şey görmemiş. Allah kahretsin. Anne iyi misin? Değilim kızım, değilim. Kıpırdayabiliyor musun? Pek değil Zeynep. Nasıl oldu bu? Dedim ya, mutfakta düşmüş. Yani baktım yerde de kaygan bir şey yoktu ama. Ah, ah çok ağrıyor. Anne bak hastaneye gidelim, hadi bu böyle olmayacak hadi. Krem sürelim de ağrı geçmezse gideriz. Anne bak kötüsün. Hastaneye gitmemiz lazım. Böyle kremle falan olacak iş değil bu. Kızım doktor da aynı şeyi söyleyecek. Krem sür, sıcak tut, dinlen. Ertesi gün biraz yürüyüş yap diyecek. Belim işte hep aynı. Stresten de artarmış. Evet. Stres de biraz tetikliyormuş. Krem nerede? Mutfakta. Tamam. Bana yerini söyleyin, ben getiririm. Ben bulurum. Ben de su getireyim.
İşte şimdi kolyeyi almanın zamanı geldi. Feray, gel gel. Hı. Melis şüpheleniyor, haberin olsun. Neden şüpheleniyor? Ay anlasana canım işte, Bülent'le mi? Gönül'den. Per kız, ne diyorsun sen? Ne dedi? E sen nereden anladın? Ay kurcalayıp duruyor işte. Per kız bunu Melis'in öğrenmemesi lazım. Öğrenmek için elinden geleni yapacak. Bu işi didikleyip duracak. Benden söylemesin. Ben hallederim. Yok ben götürürüm. Aa yok Yıldızcığım. Yoruluyorsun sen. Dinlen birazcık, ben götürürüm. Melis, hayırdır sen yine neyin peşindesin? Yani anişkolarımla kahve keyfi yapmanın. Hem sen Zeynep'i arasana. Gönülcük belini incitmiş. Aa gerçekten mi? Gerçekten. Ay acaba Ege mi ağzından bir şeyler kaçırdı? Ay yok canım. Ege'yi bilmiyor musun? Dikkatlidir o. E peki neden şüphelendi Belkıs? Kızlar kahveler geldi. Ha, anneciğim bu senin. E Yıldız getirseydi? Aa şey ben getireyim dedim. Bu da ikinci anişkomun. Ay. Tamam ben hallediyorum. Hemen halledeyim. Peçete varmış Allah'tan. Aa, oldu oldu. Getirdim. Vallahi oldu. Oldu. Ah, tamam canım. Olur olur. Evet. Böyle şeyler şey olur. Melis'ciğim. Bak çok ayakta kaldın. Birden biraz dinlen tamam mı? Tamam. Bu arada Ege'yle hastane işini ne yaptınız siz? Her şeyi daha konuşamadık. Ne hastane işi? Hangi hastanede doğum yapacağıma karar vereceğiz de. Ha. İyi hadi bakalım. Siz afiyet olsunuz. Tamam. Bakalım bu evde neler dönüyor. Ay bu bebek ters değilmiş ha. Yıldız'ın odaya mı koysam bir tane? Sen Hülya'ya anlattın demek. Anlatacak tabii. Kızıyım ben onun. Annem bana her şeyini anlatır. Tabii canım tabii anlatacak da biz sen üzülme diye öyle şey yapmıştık. Ya ben niye üzüleceğim? Hem bu işte bir yanlışlık var. Alper ölmedi. Öldü Hülya ben gördüm. Nereden biliyorsun sen? Doktor musun ha? Ya Alper'le buluşmadın mı sen? En son sen onunla konuştun. Eğer Alper'e bir şey olursa ilk senden hesap sorarlar. Tamam ya tamam. Hadi gidelim. Beni oraya götür hadi. Olmaz. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ya polis oradaysa, ya seni orada görürlerse? Vallahi artık canıma yetti ya. Ya ben bu korkuyla daha ne kadar yaşarım? Hadi polise gidelim ne olacaksa olsun. Yürü. Aman sakın. Sakın. Anne, anne bir dur. Bir dur anne. Bundan sonra Naciye ömrü boyunca benim elimde. Nasıl? Bundan sonra bu evin hakimi o değil benim. Naciye ben ne istersem onu yapacak. Sen o işi bana bırak. Sen orayı kurcalama ya. Sen Kuzey'le evleneceksin. Naciye istiyor oğlunu da evlenmeye ikna edecek. Sen Kuzey'le evleneceksin bu kadar. Bizim Naciye Hanım'la aramızda özel bir ilişki var. Kimseye anlatamayacağımız şeyler var. Annemin Alper'i öldürmesi mi?
Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Gidelim Hülya, hadi polise gidelim, ben dayanamayacağım. Olmaz Naciş ya, sen delirdin mi ya? Kendine gel bir. Anne, bak Ferah yengemi duydun. Benden haber bekleyin dedi. Ya anlamıyor musunuz? Korkuyorum. Bekledikçe de kötü oluyorum. Anlatırım onlara. Kazayla oldu derim. Böyle boğuşma anında birdenbire şey oldu derim. Bana. Bir de kendini yakmayacaksın. Duyuyor musun beni? Kuzey'i de yakacaksın. Ya hem polisler sana niye inansın? Demezler mi? Niye daha önce söylemedin? Bu zamana kadar aklın neredeydi? Sana hiç inanırlar mı ya? Zaten niye söylemediniz ki? Ya korktuk Hülya. Korktuk. Annen için korktuk. Ay. Anne! Annem iyi misin? Ay, gel. Tansiyonu hareketine getir. Ay. Annem nefes al. Bak Feraye yengemi arayacağım ben şimdi. Hep beraber karakola gideceğiz, tamam mı? Bu işi halledeceğiz anne. Bitecek annem benim, bitecek. Çalıyor. Telefon çalıyor. Alper yaşıyor belki de. Bulabildin mi kızım? Arıyorum anne. Senin ne işin var burada? Şey, kremi bulabildin mi diye bakmaya geldim. Yok, arıyorum. Buradaymış. Efendim Yıldız abla. Alo, kuzum nasılsın? Ya Gönül teyze belini mi incitmiş? Melis söyledi, inanmadım o yüzden aradım. Evet, ya mutfakta düşmüş, belini sakatlamış. Nasıl olmuş? Allah kahretsin ya. Mutfakta düşmüş ama nasıl olmuş bilmiyorum. Tamam, haberdar et beni. Tabii, tamam. Yıldız abla geçmiş olsun diyor. Sağ olsun. Bu mu? Evet kızım o. Yani bunun işe yarayacağına emin misin anne? Hiç olmazsa rahatlatır kızım. Şimdi hastaneyle uğraştırmayayım seni. Zaten bu ara çok yordum seni. İyi tamam ama bak işe yaramazsa hastaneye gideceğiz ona göre. Tamam kızım tamam. Annem çok yüksek. Bir limonlusu muyuz sen ha? Ay yok. Hiç vakit geçirmeyelim. Hemen polise gidip her şeyi anlatalım. Ama Kuzey hiçbir şey söyleme olur mu? Tamam annem tamam. Feraye yengemi arayayım. Hep beraber karakola gidip derdimizi anlatalım. Olmaz. Ben gideceğim polise. Ben teslim olacağım. Yani bütün bu olan her şeyi ben açtım Naciye Hanım'ın başına. Yani Sıla o Alper denen adamı buraya bulaştırdı. Sıla benim kızım. Alper de uzaktan akrabam. Vallahi Naciye'nin hiçbir suçu yok. Ben gideceğim. Ben öldürdüm Alper'i diyeceğim. Naciye Hanım bak. Ben sana kıyamam. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamam. Hem sen hanımsın. Yapamazsın oralarda. Ben yaparım. Ben hallederim. Yalnız sizden bir tek isteğim var benim. Anne. Anne olmaz. Ben sensiz ne yaparım? Gitme anne, beni yalnız bırakma. Belirlemek için biraz erken değil mi Belkıs? Ay yani erken de. Melis'i biliyorsun işte. Bir bildiği vardı. Bırak yapsın. Hem Ege de şimdiden sorumluluğunu almış olur. Ege'nin dikkatini çekmek için yapıyor. Ne yapsın? Yani Zeynep de etrafta olunca Melis'in işte zor. Sonunda beni anlayan biri. Ben Zeynep'le konuştum. Ne konuştun?
Ege'den uzak dur dedim. Daha kaç kere söyleyeceksem. Ay yok, ben onu 1000 kere, 100 kere söyledim anneciğim. Yani bir ilerleme olmadı. Ne dedi peki? Hani bir terslik falan yaptı mı? Yok canım. Hele o son meseleden sonra bana karşı çok mahcup ben. Son mesele mi? İyi bari. Anasında olmayan utanma duygusu en azından Zeynep'te var. Belki Zeynep ne olursa olsun her zaman akıllı, dürüst ve çok ahlaklı bir kız. Tabii tabii. O yüzden eski sevgilisin evinde kalıyor. Tabii. Gönülle kıyaslanamaz. O yılanın yaptıkları, çevirdiği dolaplar. Ne dolabı ya? Ne dolabı? Ne konuşuyorsun sen 2 saattir kendi kendine? Deliyim belki. Sana ne? Ona ne şüphe? Ne ağzında geveriyorsun sen? Ben aradım Gönül ablayı. Gerçekten düşmüş. Öyle mi? Kusura bakma, ben üzülemedim. Üzülmeni beklemiyordum zaten Melis. Neden söyledin o zaman? Şaşırdım. Doğruyu söylemişsin. İşte benim tarafıma geçersen doğru yolu bulursun. Sağ ol. Almayayım ben. Dur bakalım. Zeynep'le uğraşmaktan sana vakit ayıramadım ben. Ama senin de sıran gelecek Yıldız Hanım. Zeynep bir gitsin de. Naciye Hanım, Hülya ablan, Kuzey Bey oğlum seni sahipsiz bırakmaz. Benim teslim olmam en iyisi. Yani ya Alper ölmediyse? Ben aradım Alper'i, telefonu kapalıydı. Sonra ben tekrar aradım onu, çaldı. Ya belki ölmemiştir. Ay inşallah ölmemiştir. Yok 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 Hülya, öldü. Ben gördüm ya, nabzına baktım, nefes almıyordu. Ya telefonu birinin eline geçti. O yüzden öyle şey etti. Yok yok, tamam. Artık bunun dönüşü yok. Anne. Kızım, gitsen bana 2 parça bir eşya koy bana. Anne olmaz. Ben seni bırakmam. Kızım hadi dediğimi yapar mısın lütfen? Bana bak. Ablanın suçunun cezasını bu masum insanlar mı çeksin istiyorsun? Sıla'yı ben yetiştirdim. Cezasını da benim çekmem lazım. Kendimi feda edeceğim. Yıllarca hapis yatacağım. Yalnız dediğim gibi siz Bahar'ı sahipsiz bırakmayın ne olur. Ya olmaz öyle şey Cavidan abla. Olur Hülya, olur. Ben sebep oldum ya. Sıla sebep oldu her şeye. Bizim yüzümüzden bu kadın bulaştı bu işlere. Ben yatacağım. Ben cezayı almaya razıyım. Ama ne olur Bahar'ımı sahipsiz bırakmayın. Her zaman. Kuzey ile Bahar'ı evlendirseniz diyorum. Yok yok tamam. Hayır derseniz de anlarım. Söz bir kere ağızdan çıktı. Ben teslim olacağım. Ben Alper'i öldürdüğümü söyleyeceğim. Yalnız sen de biliyorsun. Kızım Kuzey'e aşık. Hem onun oğlu. Yani şimdi ne yapar? Ne bileyim. Yani aklım onda kalsın istemiyorum. Kuzey ile Bahar'ı evlendirseniz ha. Tamam. Elimizden geleni yaparız. Efendim Bahar. Alo. Kuzey. Yetiş. Annen Alper'i öldürmüş. Annem de suçu üstlenecekmiş. Bahar sen ne diyorsun? Hemen geliyorum. Şöyle arkana yaslan anne. Hala çok acıyor mu? Ekrem şimdi etki eder kızım. Anne, anne bak bu böyle olmayacak. Hastaneye gitmemiz lazım bizim, hadi. Geçer kızım, geçer. Sakin ol. Zeynep, sana bir kahve yapayım mı?
Yok, sağ ol. Gönül abla, sana bir şeyler yapayım. Sağ ol kızım, gerek yok. Seninle de tanışamadık. Ceylan. Nişanlısından kaçarken buraya sığındı. Dün gece de burada kaldı. Kusura bakmayın. Gideceğim ama. Olur mu kızım, ne kusuru? Sen olmasan yerden kalkamazdım. İyi ki geldin. Ben ne yaptım ki? Anne, sahi sen nasıl düştün böyle? Sakarlık işte. Neyse, boş ver. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Cihan nasıl? Dün yemeğe geleceğiz dedin Cihan'la birlikte ama gelmedin. Evet, biz dün Cihan'la yemek yedik işte sonra. Cihan kim? Pelerinsiz kahraman. Kızıma çok yardımı dokundu. Pelerinsiz kahraman, öyle mi? Anne, aslında senin kas gevşetici bir ilacın vardı ya, ondan mı içsen ha? İyi gelir belki. Olur vallahi. Tamam. Eza dolabında mı? Yok, hava sıcak diye buzdolabına koydum. Tamam. Ben getireyim. Ben biliyorum, ben bulurum. Gönül abla, Zeynep benden pek hoşlanmadı sanki. Rahatsızlık mı verdim acaba? Yok kızım, o benim gibi hemen samimi olmaz. Anladım. Çay demleyeyim mi? Zahmet olmazsa içeriz. Tamam, hemen demliyorum o zaman. Allah Allah, kim geldi ki? Bilmem. Neyse, sen al ilacı anneme götür, ben kapıya bakayım. Cihan? Yardım için geldim. Annen iyi mi? Aa, su getirmemişim. Mutfakta kızım, sürahide. Tamam, hemen getiriyorum. Biz krem sürdük. Şimdi de kas gevşetici içecek. Yani daha iyi annem, merak etme. Hastaneye falan götürmemi istersen. Cihan? Mezarın toprağın iyice oturması gerekiyormuş. Yoksa mezar taşı yapılmazmış. Feray, sinirlerim bozuluyor. Yani ben gevşecik kızımla ilgili bunları mı düşünecektim? Lütfen hassaslaştım. Her şey oldum durup dururken. Her şey alıyorum. Ay vallahi benim de sinirim bozuldu. Ne kasvetli şeyler konuşuyorsunuz siz ya. Ah benim güzel arkadaşım, kolay değil tabii. Ver kızcığım, çok normal. Ama ne olur sakın kendine yüklenme, olur mu? Bir tanem, kolay şeyler yaşamadın ki. Aslında biliyor musun? Bir uzmandan yardım alsan ne güzel olur. Ay ay, içimi kararttınız vallahi, ben destek alacağım yakında. Gönül'ü anlatın, Gönül'ü. Hepimizin alması gerek Feraye. Yani ona bakarsan, senin de yaşadıkların az bu şeyler değil. Ne yaşadın anne ya? Bülent'le konuştun mu sen? Yani şu gönlün dediklerini teyit ettin mi? Aradım, dönmedi. Gerçi Ege de aramış ama ona da dönmemiş. Ya babamı niye arıyorsunuz? Gönül ne dedi? Of, çatlayacağım. Yani bir konuşsan iyi olur en azından. Ay konuşsam ne değişecek ki Belkıs? Ve Gönül'le Bülent'in arasında olanları düşündükçe. Ne? Nasıl ya? Ne olmuş aralarında? Zafer'i o kadınla basmıştım, hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? İşte aylarca retinama yapıştı o görüntü. Onları öyle aynı yatakta görmek... Nereye baksam hala aynı yatak, çıplak görüyorum ya.
Hala midem bulanıyor. Ne? Ben de ne zaman Bülent'i düşünsem onca güzel anı uçup gidiyor biliyor musun? Geriye sadece o an kalıyor. İkisini baş başa o gece kondu'da gördüğüm o an. Ne? Beni artık arayıp sormayın. Baharım size emanet. Anne, anne ne olur yapma. Kızım, evladım. Anne. Tamam ağlam, tamam ağlam artık. Sıla yüzünden. Hepsi onun yüzünden ama ben anayım. Ben üstlenirim kızımın suçunu da. Hem siz çok perişan oldunuz. Benim yüzümden artık üzülün istemiyorum ben. Ben öldürdüm diyeceğim. Hayır anne ne olur. Anne ne olur yapma. Anne. Anne ne olur benim senden başka kimsem yok anne. Bahar, Bahar biz varız bak. Biz bırakmayız seni. Anne ne olur gitme. Cavida. Bu yaptığın ömür boyunca unutmayacağım hiç. Naciye Hanım. Bana bir fotoğraf gönder olur mu? Kuzey Beyoğlu'nun kucağında. Baharımı göreyim telli duvaklı. Anne ne olur. Anne gitme lütfen. Anne. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Anne. Sana sadece bir kez soracağım. Alper'i sen mi öldürdün? Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Yok, ben tanımıyorum. Adının Cihan olduğunu nereden bildin o zaman? Zeynep, kim geldi kızım? Cihan gelmiş anne. Ha işte, annen dedi ya az önce, oradan düşündüm Cihan olduğunu. Pelerinsiz kahraman. O ne demek? Şu Gönül teyze size öyle söylüyor. Hadi içeri geçelim. Zeynep, özür dilerim. Ben seni mahcup ettim galiba. Ben biliyor sanıyordum. Önemli değil. Hoş geldin. Rahatsız olmayın ne olur. Geçmiş olsun. Geç ya. Sağ ol. İyi misiniz? Daha iyiyim. Hastaneye gidelim mi? Yok yok gerek yok. Çok sağ ol. Ya Zeynep krem sürdük falan dedi ama öyle kremle falan olacak iş değil. Nasıl düştünüz? Mutfakta ayağı kaydı. Görünmez kaza işte. Nasıl oldu anlamadım. Birden kaydım. Ah. Fırtınasız deniz kazasız ev olmaz.
Ne güzel sözmüş. Yani nereden aklına geliyor böyle sözler canım? Bilmiyorum. Çok kitap okuyorsunuz sanırım. Çok insan tanıyorum diye. Umarım tanıdığınız insanlar iyi insandır. Annemin bir lafı vardı. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın derdi. Hepimiz. Ah! Abi ben ilaç için su getirecektim, onu unutmuşum. Hemen getireyim. Ya kapı açık kaldı herhalde. Bir bakayım ben ona. Dur dur, ben kapatırım. Sen ayrılma annenin yanımdan. Ben hallederim. Peki. Ne oldu anne? Ah, ah, ah. Ay dur anne, dur. Ah. Şöyle arkana koyalım, gel. Sağ ol kızım, sağ ol. Ne işin var senin burada? Hemen defolup gidiyorsun. Müsaadenizle senin halledemediğin işi halledeceğim pelerinsiz kahraman bey. Kızım kolye burada değil ki. Ama bulacağım, halledeceğim. Sen öz kardeşini unuttun, gidip tanık ve anasıyla muhabbeti ilerletmişsin. Kolyeyi falan unuttun sen. Kızım delirtme adamı. Kolye Ege'de ama nereye koydu bilmiyorum. Bulacağım diyorum sana. Hı, tabii tabii. Ceylan suyu bulamadın mı? Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Yolunda, ben de bir su içeyim dedim. Anladım. Ya Cihan, ben senden bir şey rica edecektim. Şimdi annem belinden rahatsız ya, iyice kötü oldu. Acaba diyorum ki bir hastaneye falan mı götürsek? Tabii. Hemen götürelim. Çok sağ ol. O zaman ben anneme yardım edeyim, hazırlansın. Hı hı. Tamam. Git kızım buradan, git. Ya Zeynep seni hatırlarsa o geceden? Abi hatırlasa şimdiye kadar hatırlardı. Hem o gece ben peruk takıyordum, küt siyah saçlıydım. Sen bunları bırak da kolyeyi bulmanın bir yolunu bulsana. Bulacağım, kaybol. Ben Cavidan'ı takip ettim. Alper'le buluştu. Alper bundan tehditle paraları aldı. Sonra beni fark etti. Bana doğru geldi. Sonra? Sonra elinde bıçak vardı. Dediğim gibi böyle üstüme üstüme geldi. Boğuştuk. Boğuşurken bıçak aniden saplandı çocuğa. O çocuk öldü. Ben katil oldum ya, düşünebiliyor musun, katil. Tamam annem, tamam, tamam, sakin ol. Benim niye olup bitenden haberim yok. Siz neden kafanıza göre işler yapıyorsunuz? Neden bana haber vermiyorsunuz? Kaldı ki sen o adamı neden tek başına takip ediyorsun anne? Neden? Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Şimdi Alper beni tehdit ediyordu. Benden para istiyordu. Eğer vermezsem Kuzey'le Bahar'ı öldürürüm dedi. Ben de tabii yani parasını götürdüm. İnanın bilmiyordum ki Naciye Hanım'ın bizi takip ettiğini. Aferin. Aferin size. Böyle kafanıza göre işler yapmaya devam edin. Bahar beni aramasaydı, Bahar bana haber vermeseydi olup bitenden hiçbir şeyden haberim olmayacaktı. Ya Kuzey tamam bağırma. Annem zaten yeterince korktu. Madem Alper öldü, benim Sıla'yı bulmam lazım. Ya Sıla'yı düşünmenin şimdi Sıla sırası mı? Sıla olup biteni biliyor. Tamam mı? O yüzden benim Sıla'yı bulmam lazım. Anladınız mı? Ben Sıla'nın yerini biliyorum. Ya Naciye Hanım gelmeden önce biz Alper'le konuştuk. Onu da bırakmış. Zengin adamlarla barlarda, pavyonlarda geziyormuş. Ben utancımdan söyleyemedim. Bahar'a bile söyleyemedim utandığımdan. Sıla. Thank you.
Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kuzey! Kuzey! Kuzey yapma! Kuzey! Oğlum. Kalbim acıdı birden. O niye ki? Sen yanımdasın işte. Niye acıyor ki kalbim benim? Misin? Buz getireyim mi sana? Canın acıdı mı? Bırak. Benim canım yanmıyor. Bakayım. Ver bakayım. Tamam bari iyiyim. Tamam. Ay. Pek yakışıyorlar ama değil mi? Ama ben bu hayatta hep iyilik yaptım. Çocuklarımın da kaderi iyi olsun istedim. Öyle de olacak gibi ha? Kuzey ile Bahar evlenir mi dersiniz be? Ay inşallah, inşallah. Bahar tamam. İyiyim tamam. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Anne, biraz konuşalım seninle. Hadi, hadi. Nasıl ya? Babamla Gönül. Sen en başından beri dedim Feraye. Bu Gönül ya Lozu'nun derdi. Kuzunu baştan çıkartmak dedim. Dedin. Sonra ne oldu? İkisini öpüşürken yakaladın işte. Sadece öpüştüklerini görseydim keşke Belkıs. Bir de o Gönül'ü söyledikleri. Ne diyorsun anne ya? Bülent tek taraflı dedi bana. Ama kadın karşılıklı aşktan bahsediyor. Ben hiçbir şeyi tek başıma yaşamadım. Bülent de beni istedi diyor. Ay rezil. Evet. İşte bu rezilliği Melis'in öğrenmemesi lazım. Vallahi Melis öğrenirse... Sadece Gönül'ü değil, evi de Zeynep'i de yakar demedi deme. Yapacağım zaten. Ya sen Kuzey'i niye aradın? Salak niye? Ya ne yapsaydım anne? Kendini yakmana izin mi verseydim? Allah aramasan Kuzey gelmeyecekti. Ben de gitmiş olacaktım. Ondan sonra da seninle evlenecekti ne güzel. Ama kendi başına iş yapacaksın illa. Ya ben Kuzey'i aramasam sen bir ömür boyu hapis yatacaktın belki de. Hem o zaman Kuzey'le evlenmişim neye yarardı? Ya ben her şeyi ayarladım. Ne hapse girmesinden bahsediyorsun sen? Sen ne güzel bu evin hanımı olacaktın. Sonra da anana bakacaktın. Sen ne diyorsun ya? Bana bak. Ben senin ona nasıl baktığını gördüm. Ya ölüyorsun adam için. Üstelik o geceyle de ilgisi yok ha. Sen bu adama aşık olmuşsun. Evet aşığım. Ama seni nasıl yakarım anne? Ya gerçeği bile bile nasıl susarım? Bana bak. Bir şeyi gerçekten istiyorsan ellerini kirletmelisin. Bunun başka yolu yok.
Anne. Özür dilerim. Hepsi benim yüzümden. Ne senin yüzünden oğlum? Öyle değil Kuzey. Öyle abla öyle. Sıla'yı buraya ben getirdim. O herif Sıla yüzünden bizim başımıza bela oldu. Sen de onun yüzünden elini kana buladın. Özür dilerim. Senin ne günahın var oğlum? Kıyamam ben sana. Ben çok büyük bir hata yaptım. Sıla'yı buraya getirdim. Ama onca olana rağmen ben kalbime söz geçiremiyorum. Ben Sıla'ya kötü diyemiyorum anne. Yapamıyorum. Defalarca denedim. Aklımdan, kalbimden onu sökmek için, onu unutmak için, düşünmemek için, kalbime söz geçirmek için defalarca denedim ama ben beceremiyorum anne, ben yapamıyorum. Oğlum. Ben hazırım. Polise teslim olayım. Alper'e ben kıydım diyeceğim. Onu ben öldürdüm. Yalnız... sizden istediğim tek bir şey var. Kızım. Bahar'ım size emanet. Öyle bir şey olmayacak. Bu dünyada... adaleti en son yalıtacak kişi benim. Anladınız mı? Annem... annem bir hata işlediyse cezasını çekecek. Hadi anne hazırlan. Karakola gidiyoruz. Aşkla.